Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, adjektif deklinasyon, superlatif. Hatırlayacak olursak arkadaşlar, daha önceden, önceki dersimizde komparatifi görmüştük. Komparatif neydi arkadaşlar? İki şeyi karşılaştırdığımızda kullanılıyordu. Örneğin, güzel, daha güzel anlamında. Superlatife baktığımızda arkadaşlar, en güzel diyecek olursak işte bu nokta superlatif noktası olmuş oluyor. Dilerseniz nominatif ile başlayalım arkadaşlar. Nominatiflikte das ist, das sind örneklerini cümle başlangıcını görüyoruz. Bu nominatifliği gerektirdiğinden bu cümleyi uygun buldum. Şimdi ben diyeceğim ki bu en genç olan adam. Burada ne oluyor arkadaşlar? Artık kelime mutlaka getireceğim. Çünkü adres gösterdiğimde ne yapıyorum? Cümle içerisinde mutlaka artık eli koyuyorum. Ve bakın. Der Jüngste. Ne olmuş oluyor arkadaşlar? Der Jüngste. En genç olan adam denildiğinde. Das ist der Jüngste Mann demiş oluyorum. Buraya baktığımızda die Frau neydi arkadaşlar? Kadın demekti. Bu en genç kadın derken ne olacak bu arkadaşlar? Das ist die jüngste Frau diyeceğim. Peki buraya baktığımızda das Mädchen neydi? Kız çocuğu demekti. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar bu? Das ist das jüngste Mädchen demiş olacağım. Peki çoğullara baktığımızda bu sefer ne olacak bu? Das sind olacak. Das sind die jüngsten Leute demiş olacağım. Dilerseniz bunları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Das ist der jüngste Mann. Das ist der jüngste Mann. Das ist die jüngste Frau. Das ist die jüngste Frau. Das ist das jüngste Mädchen. Das ist das jüngste Mädchen. Das sind die jüngsten Leute. Das sind die jüngsten Leute. Şimdi akusatife baktığımızda akusatifteki kuralımız neydi arkadaşlar? Der, de'ne dönüşüyordu. Die ve das artikelleri aynı şekilde kalıyordu. Burada da aynı şey söz konusu. Burada ne yapacağım bu sefer arkadaşlar? Ich suche, suchen neydi arkadaşlar? Aramak demekti. Dolayısıyla ich suche, bakın arkadaşlar ne oluyor? Ich suche den jüngsten Mann. Bakın sonlandırıcı ne olmuş arkadaşlar? Jüngsten şeklinde sonlanmış. Dolayısıyla en genç olan adamı arıyorum derken ne olacak bu arkadaşlar? Ich suche den jüngsten Mann. Peki die Frau için baktığımızda arkadaşlar ne olacak bu? Ich suche die jüngste Frau olacak, öyle değil mi? Das örneğine baktığımızda, das Mädchen için baktığımızda bu ne olacak arkadaşlar? Ich suche das jüngste Mädchen demiş olacağım. Öyle değil mi? Ich suche das jüngste Mädchen. Buraya baktığımızda ich suche die jüngsten Leute demiş olacağım. Ich suche die jüngsten Leute demiş olacağım. Dilerseniz bunları doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Ich suche den jüngsten Mann. Ich suche den jüngsten Mann. Ich suche die jüngste Frau. Ich suche die jüngste Frau. Ich suche das jüngste Mädchen. Ich suche das jüngste Mädchen. Ich suche die jüngsten Leute. Ich suche die jüngsten Leute. Datif'e baktığımızda arkadaşlar, datifteki kuralımız neydi? Der ve das neye dönüşüyordu? Dem'e dönüşüyordu. Die, der'e dönüşüyordu. Çoğullarda da ne oluyordu arkadaşlar? Din en şeklinde dönüşmüş oluyordu. Bunu da datif konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük, öyle değil mi? Şimdi buna superlatife eklediğimizde ne olacak? Bakalım. Ich fahre mit. Zaten mit varsa cümlenin içerisinde bu ne oluyordu? Datifliği gerektiriyordu. Çünkü ile birlikte anlamında idi. Öyle değil mi? Şimdi ben diyeceğim ki ich fahre mit dem jüngsten Mann. En genç olan adamla geliyorum derken demek ki ich fahre mit dem jüngsten Mann. Peki bu die Frau için olduğunda ne olacak arkadaşlar? Ich fahre
mit der jüngsten Frau demiş olacağım. Peki das Mädchen örneğine baktığımızda bu ne olacak o zaman? Ich fahre mit dem jüngsten Mädchen demiş olacağım. Die Leute neye dönüşecek? Den Leuten. Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? Ich fahre mit den jüngsten Leuten demiş olacağım. Dilerseniz bunları doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Ich fahre mit dem jüngsten Mann. Ich fahre mit dem jüngsten Mann. Ich fahre mit der jüngsten Frau. Ich fahre mit der jüngsten Frau. Ich fahre mit dem jüngsten Mädchen. Ich fahre mit dem jüngsten Mädchen. Ich fahre mit den jüngsten Leuten. Ich fahre mit den jüngsten Leuten. Evet arkadaşlar, bu öğrenmiş olduklarımızı şimdi de nominatif, akusatif ve datif içerisinde inceleyelim. Öncelikle der artikeli ile başlayalım arkadaşlar. Der Junge, evet erkek çocuğu demekti, öyle değil mi? Şimdi bu örneğe baktığımızda arkadaşlar, Jung, genç demek. En genç derken ne olacak bu arkadaşlar? Jüngste. Dolayısıyla bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, das ist der jüngste Junge. Evet, bu nominatif bir cümle. Nereden anlıyoruz nominatif olduğunu? Ist olduğundan dolayı. Dolayısıyla bu ne olmuş oluyor? Der jüngste Junge, en genç olan erkek çocuğu anlamına gelmiş oluyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar, ikinci cümleye, der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung den jüngsten Jungen. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Der Regisseur, rejisör ya da yönetmen anlamına gelen der Regisseur görüyoruz. Suchen, aramak demekti. Für die Fernsehwerbung, Fernsehwerbung, evet der Fernseher neydi? Televizyon demekti. Die Werbung da reklam demek. Dolayısıyla televizyon reklamı diyecek olursak die Fernsehwerbung demiş oluyoruz. Evet, onun için derken de für die Fernsehwerbung diyeceğim. Dolayısıyla televizyon reklamı için yönetmen ne arıyor arkadaşlar? Den jüngsten Jungen, en genç olan erkek çocuğu. Dolayısıyla ne olmuş bakın burada arkadaşlar? Den jüngsten Jungen demişiz. Bakın şimdi siz şey diyebilirsiniz, bunun sonuna niye en geldi? Arkadaşlar Almanca'da sonu, ismin sonunda e, ent ya da ant varsa bunu tamamlayıcı en ile tamamlamış oluyorum. Dolayısıyla den jüngen demiş oluyorum. Yani den junge demiyorum da ne yapıyorum? Buraya bir en harfini mutlaka getirmem gerekiyor. Dolayısıyla bu cümleyi toparlayacak olursak, der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung, yani televizyon reklamı için yönetmen ne arıyor? Den jüngsten Jungen, demek ki en genç olan erkek çocuğu derken den jüngsten Jungen demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar, bu ich komme mit dem jüngsten Jungen. Bakın burada fark ettiyseniz mit, dolayısıyla bu cümle ne oluyor? Datifliği gerektiriyor. Dolayısıyla mit dem jüngsten Jungen, öyle değil mi? Superlatif yaptığımda demek ki ne olacak bu? Mit dem jüngsten Jungen demiş olacağım. Dolayısıyla ich komme mit dem jüngsten Jungen. Buraya baktığımızda arkadaşlar, die Dame, evet bu genellikle orta yaş ve üstü kadınlarda kullanılan hanım anlamına da gelebilecek bir kelime. Die Dame, demek ki die Dame hanım demek oluyor arkadaşlar. Bu cümleye baktığımızda, das ist die älteste Dame, bakın alt yaşlı demek, en yaşlı diyecek olursak die älteste demiş oluyorum. Bu en genç, düzeltiyorum, en yaşlı hanım derken ne oluyor demek ki bu nominatif cümle içerisinde? Das ist die älteste Dame demiş oluyorum. Dolayısıyla buna ne getiriyorum? Die älteste demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda, der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung. Evet, üsttekiyle aynı anlamda değil mi? Yönetmen ya da rejisör reklam, televizyon reklamı için ne arıyor? Die älteste Dame. Bakın sonlandırıcı gene aynı şekilde kalmış değil mi? Die älteste Dame demiş oluyorum. Dolayısıyla bu ne olmuş oluyor? Akusatif bir cümle olmuş oluyor. Neden? Suchen'den dolayı. Sonraki cümleye baktığımızda,
Ich komme mit der ältesten Dame. Bakın mit datifi alıyordu. Dolayısıyla ne olacak bunun sonlandırıcısı? Mit der ältesten Dame. Yani en yaşlı hanım ile geliyorum denildiğinde demek ki Ich komme mit der ältesten Dame demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Das ist der jüngste Junge. Das ist der jüngste Junge. Der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung den jüngsten Jungen. Der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung den jüngsten Jungen. Ich komme mit dem jüngsten Jungen. Ich komme mit dem jüngsten Jungen. Das ist die älteste Dame. Das ist die älteste Dame. Der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung die älteste Dame. Der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung die älteste Dame. Ich komme mit der ältesten Dame. Ich komme mit der ältesten Dame. Evet, şimdi arkadaşlar das artikeline bakalım. Das Kind ile ilgili örneğe baktığımızda das Kind neydi arkadaşlar? Çocuk demekti. Bu cümleye baktığımızda das ist das lustigste Kind. Bakın lustig eğlenceli demek arkadaşlar. Eğlenceli, komik anlamında. Dolayısıyla bu en eğlenceli çocuk dediğimizde das ist das lustigste Kind demiş oluyorum. Şimdi ben deminki örnekle devam edecek olursam der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung. Evet, yönetmen, rejisör reklam filmi düzeltiyorum. Televizyon reklamı için en komik, en eğlenceli çocuğu arıyor derken das lustigste Kind demiş oluruz. Dolayısıyla der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung das lustigste Kind, demek ki en eğlenceli, en komik çocuğu arıyor demiş oluruz. Buraya baktığımızda Ich komme mit dem lustigsten Kind. Bakın burada datiflik söz konusu olduğundan ne olacaktı arkadaşlar? Sıfatın sonuna lustigsten gelmiş olacak. Dolayısıyla en komik çocukla, en eğlenceli çocukla geliyorum derken Ich komme mit dem lustigsten Kind demiş olacağız. Peki çoğullarda durum ne? Çoğullarda die Studenten arkadaşlar üniversite öğrencileri demek. Bu örneğe baktığımızda das sind die ernstesten Studenten. Evet arkadaşlar, ernst ciddi demek. Dolayısıyla en ciddi öğrencilerle bunlar en ciddi öğrenciler diyeceğiz. O zaman ne olacak? Bakın burada ernstesten gelecek. Dolayısıyla das sind die ernstesten Studenten, bunlar en ciddi üniversite öğrencileri demiş olacağız. Peki bu örneğe baktığımızda bu cümlede ne diyor bize? Der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung. Yukarıdakiyle aynı cümle değil mi? Televizyon reklamı için yönetmen ne arıyor? Die ernstesten Studenten, en ciddi üniversite öğrencilerine arıyor dediğimizde demek ki der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung die ernstesten Studenten demiş oluyorum. Peki son örneğe baktığımızda arkadaşlar Ich komme mit, evet geliyorum. Kimlerle geliyorum? Bakın burada mit, dolayısıyla ne olacak? Datiflik olacak. Ne olacak sonlandırıcı? Ernstesten. Dolayısıyla Ich komme mit den ernstesten Studenten, en ciddi üniversite öğrencileriyle geliyorum denildiğinde demek ki Ich komme mit den ernstesten Studenten demiş olacağız. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Das ist das lustigste Kind. Das ist das lustigste Kind. Der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung das lustigste Kind.
Der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung das lustigste Kind. Ich komme mit dem lustigsten Kind. Ich komme mit dem lustigsten Kind. Das sind die ernstesten Studenten. Das sind die ernstesten Studenten. Der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung die ernstesten Studenten. Der Regisseur sucht für die Fernsehwerbung die ernstesten Studenten. Ich komme mit den ernstesten Studenten. Ich komme mit den ernstesten Studenten. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde adjektif deklinasyon, im superlatif konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.